ama önce küçüleceksin. Kedi çocuk. Bu korkunç. Aa, minik pisiciye de bak. Biri gitti, ikisi kaldı. Yakalayın Ninjalinolar. Beni düzeltmek için o makine gerekiyor. Ama sesin, o da incelmiş. Yardım edeceğiz. Yardım istemiyorum. Vücudum küçülmüş olabilir ama ben büyük bir çocuğum. Bunu göstereceğim. Süper hızlı bir çocuk. Hey, bırakın beni. Sizi pis ninjalar. Dansa başlayalım mı ninjalinolar? Ne? Dans etmek istemiyorum. Ama pijalinolar dans etmeyi çok sever. Planın bir harika. Dünyayı ele geçirmek kadar değil. Tabii ki öyle. Şu dansı gördün mü sen? Güzelmiş. Ama dünyayı ele geçirince her istediğimi yapabilirim. Süper kamuflajlı kertenkele. Ama bunu seyretmekten daha güzel ne olabilir ki? Yakaladım kedi çocuk. Ben de seni yakaladım. Öyle bakmayın ninjalinolar. Yakalayın. Kertenkeleler aşkına bir plan yapmalıyız. Ve küçük olduğun için ona göre yapmalıyız. O kadar küçük değilim. Ve hala lideriniz olabilirim. Hadi gidelim. Olamaz. Bu tam bir felaket. Merak etmeyin. Kokuyu süper güçlü kaslarımla ve mega rüzgarla kovabilirim. Harika bir hedef. Koku geliyor. Kertenkele. Biliyorum, buna dayanamıyorum. Kertenkele mobildeki su hortumuyla seni bir an önce yıkamamız gerekiyor. Yerini bize neden söylemiyorsun? Yoksa onu kaybetmedin, öyle değil mi? Hayır, yerini biliyorum. Yalnız var. Romeo'yu durdurmanın yolunu buldum. Yumurtalardan korkma sırası ona geçti. Çünkü dinozor yumurtası bende. Bu gördüğüm en büyük yumurta. Kokuşturucum bu yumurtayı çok pis kokutabilir. Kertenkele dur. O yumurtayı atamazsın. Atmayacağım ki. Atacağımı sandığı için geri çekilecek. İşte bu kertenkele. Harika. Bu çok iğrenç. Yumurta öyle eski ki çok kötü kokuyordur. Kokuşturucum sayesinde en kötü yumurta o olacak. Kimse ona dayanamayacak bile ve dünya benim olacak. Kertenkele aşkına, o eski yumurtayı kıracak galiba. Paniklediğim için onu atmıştım. Ve paniklememin nedeni de size gerçeği söylememiş olmam. Şimdi kahraman olalım hadi. Çocuklar, arabayı gerçekten kaybettim ve bulmama yardım etmeniz gerek. Bunu niye daha önce söylemedin? Çünkü unutkan olduğumu sanacaktınız. Kertenkele, özür dileriz. Her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Sadece dalga geçiyorduk çünkü sabah bir şeyler kaybetmiştin. Şimdi kaybolduğunu biliyoruz ve onu bulmamız gerek. Ama görünmez bir araba nasıl bulunabilir ki? Bu çok kolay. Kamuflajlı kertenkele. Sana iyi zıplayamam demiştim. Planımı uygulayacak kadar becerikli olmaman senin suçun değil. Şimdi hemen yeni bir plan yaparım, merak etme. Hadi bakalım, kumandaları bana ver kuş kafa. Biraz dinlenebilirsin. Asıl planım için tam zamanında geldiniz. Asıl plan mı? Aynen öyle. Bu her seferinde sadece tek bir kişiyi kumanda ediyor. Bu çalıntı parçaları kullanıp büyük radikal Romeo kumandası yapacağım ve çanak antenle ekstra güç vereceğim ona. O zaman bütün şehri tek dokunuşla kumanda edebileceğim. Laboratuvara çanak anten mi sokacaksın? Ben değil, şapşik kedi. Öyle bir şeyi asla yapmam. Evet yaparsın. Tamam, kedi çocuğu gıdıklamayı bırakırsan istediğin her şeyi yaparız.
Korkak kedi ve kuş kafa. Uydu kulesini yapmaya başlayın hemen. Siz burada çalışırken ben de Radikal Romeo kumandamı bitireceğim. Tamam, bir planım var. Romeo küçük kumandayı sırt çantasına koydu. Ben dikkatini dağıtayım, sen de çaktırmadan yaklaşıp kumandayı al. Fena değil. Ama benim planıma göre büyük kumandayı alıyoruz. Sen dikkatini dağıt, ben de çaktırmadan içeri girip büyük kumandayı alayım. Benim planım daha güvenli. Hem Romeo'nun laboratuvar kapılarına bir şey yaptığını gördüm. Tuzak kurmuş olabilir. Sen onu merak etme. Lideriniz benim, her şey kontrolüm altında. Tamam. Romeo! Bana yardım eder misin? Ne oldu? Kuş kafa. Kulenin birleşim yeri için hangi parçaları kullanacağız? Bir de uzunluğu ne kadar olsun? Aa, alarm. Aa, bir dakika. Bir fikrim var. Süper kedi hızı. Ay. Neler oluyor böyle? Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Şimdi sizinle biraz daha uğraşmamız gerekecek. Olamaz. Bir. Hayır. Bekle. Süper sıçrayan kedi. Ya. Yakalandın. Ay. Bay Kuş Kız, neden yaptın bunu? Sen neden yaptın? Sayende Romeo'yu kaçırdık. İyi ama Romeo sırf bana kızgın olduğun için kaçtı. Sen de müzede beni korkuttun. Ne güzel. Meşhur pijama askeriler. Aynı kediyle Bay Kuş gibi atışıyorlar. Süper sıçrayan kedi. Muhteşem kedi dinozorun korkunç kuyruğunu yakalıyor. Evet. Aa! Şimdi senden kurtulacağım kedicik. Bunu halletmeliyim. Süper Bay Kuş Kanadı. Vay canına, çok zormuş. Ama evet, bunu yapabilirim. Tıpkı bilgisayar oyunu gibi. Evet. Dinozor gezintisine ne dersin? Hadi atla bakalım. Seni sürüngen beyinli. Bıraksana beni. Ve inişe geçiyorum. Başardık işte. İyi işte maskeliler. Pijama maskeliler. Bu ne sürpriz. Dünyayı ele geçirmemi izlemeye mi geldiniz? Daha önce denemedin sanki. Ben bunu denemedim. En sevdiğim makinelerimi büyük bir saldırı için getirdim. Tabii seni durdurmazsak Romeo. Bütün makinelerimi aynı anda durduramazsınız ki. Robotum sizi yavaşlatma makinesine sokacak. Ve merkezinizi gazla dolduracak. Siz onlarla uğraşırken buz makinesi araçlarınızı donduracak. Ve ben de sizden kurtulmuş olacağım. Hayatta olmaz Romeo. Ve trenimi de unutmayın. O kadar hızlı süreceğim ki bütün şehir yerle bir olacak. Her şeyi baştan aşağı inşa edip adına da trompet lütfen. Romeo ülkesi diyeceğim. Onu da durdururuz. Ama hangisinden başlayacaksınız? Buz mu? Yavaşlama mı? Yoksa süper tren mi? Bu çok zor bir karar. Kesinlikle. Tüm makinelerimin %100 verimde çalışır durumda olması gerekiyor. Daha önce engel olduğunuz için şu an çalışmıyorlar tabii ki. Ama yakında hepsini tamir edip Radikal Romeo kumandasıyla kontrol edebileceğim. Görüşürüz pijama askeriler. Makinelerini tamir etmeden Romeo'nun kumandasını almamız gerek. Nasıl alacağımızı biliyorum. Yeni hareketimizi kullanalım. Evet. Hazır mısın Baykuş Kız? Daha iyi bir fikrim var. En iyisi dal kap yapayım. Daha neye gerek var ki? Dal ve kap. Hata yapma şansı yok. Teşekkür ederim efendim. Korkmaya bayılıyorum. Bu kadar koku
yeter. Seviyorsun biliyorum. Biraz yavaşlamaya ne dersin kuş kafa? O da hazır. Hayır değil. Ne? Hayır. İşte orada. Plan nedir? İkiniz geride durup uçan tekme Maggie'yi iş başında izleyeceksiniz çocuklar. Ne? Hayatta olmaz. Çok haklı. Usta Fink yine günü kurtaracak. Bunu birlikte yapmaya ne dersiniz? Aynı son programdaki gibi. Ya da Süper Flash olarak ben şey... Bekleyecek misin? Harika fikir. Gidelim. Hayya! Pes et hadi robot. Ya oyun parkının eşyalarını verirsin ya da Usta Feng'in ejder tekmesini kafana yersin. Ve benim ölüm fırtınamında. Olumsuz. Ha? Bunu sen istedin. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Usta Feng ve uçan tekme çok güçlüdür. Ama normalde birbirlerine vurmazlar. Lütfen robotu birlikte durdurabilir miyiz? Ben Süper Flash olurum. Üzgünüm. Usta Feng Flash'ı istemiyor. İstersen köpek ol. Feng'in en iyi dostu. Tehlike varsa da havla. Hav, hav. Ama ben havlamak istemiyorum. Ha? Hey şapşallar, nasıl yapılırmış görün bakalım. Artık oyun bitti. Beni çok iyi dinleyin. Robotun dikkati dağıldı. Fırsat bu fırsat. Haklısın. Hazır mısın tekme? Elbette. Süper hızımı kullanarak süper turna vuruşu yapacağım. Ben de süper gücümü kullanıp ateşli Maggie yumruğu atacağım. Peki ama ya ben? Üzgünüm ama ya ama köpeğin özel güçleri yok. Hadi gidelim. Söylemiştim ben köpek değilim. Ama süper flash olabilirim. Beni dinleyin artık. Olumsuz. Hadi ama. Hey robot. Oyun park eşyalarını vermek için bu son şansın. Robot arkadaşımı benden alamayacaksınız. O benim en iyi dostum. Bu yine ay kızı. Hayvanat bahçesinde. Tamam pijamaskeliler gidelim. Ama cicik ne olacak? Buldum. O da gelebilir. Hem egzersiz yapar hem de uçarak spor yapar. Göreve evcil hayvan getiremezsin. Bir şey olmaz. Değil mi cicik? Kaş 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 kaş. Kes artık ay kızı. Kelebekleri bırak da gitsinler. Olamaz. Zavallılar yine gelip eğlencemi mahvedecekler. Hadi çabuk olun güveler. Gidelim buradan. Çok garip. Genelde bu kadar kolay kaçmazdı. Öyle değil mi? Hadi. Şimdi geri gidebilirsin. Cik cik. Onları korkuttun. Git beni baykuş planöründe bekle. Cik cik birazcık ilgi istiyor bence. Baykuş kız seni devamlı yalnız mı bırakıyor? Güzel. Anlaşılan birinci aşamayı başardın. Şimdi ikinci aşama için hazırsın. Ay gücü. İki ay kristali daha yap. Bunları baykuş kızla kertenkelenin odasına koy ki karargah benim olsun. Beni sakın üzme cik cik. Evim evim güzel evim kelebeklerim. Evet. Cikciğin nesi var böyle? Çok güzel bir göreve çıkmıştı oysa. Buna sevinmeliydi. Ama hayvanlar bunu sevmez. Onun bir evi yok. Onu eğitmedin. Muhtemelen acıkmıştır da. Eyvah. O zaman hadi gel cikcik. Mama zamanı. Biz de kedi çocuğun odasını temizleyelim. Ay kızımı. Koş diyor aşkına. Kedi çocukla kertenkele gerekiyor. Hayır cikcik. Sen yemeğini ye. Hemen dönerim tamam mı? Ninjalinolar. Şu işe yaramaz kuşa bir karşılama yapalım bakalım. Çok yürütülü. Bay kuş kız. Süper güçlü kertenkele. Süper kedi hızı. Sağ ol kedi çocuk.
Yeter gece ninjası. Seni yeneceğiz şimdi. Affedersin. Bir şey mi dedin? Çünkü kalem öyle gürültülüydü ki sizi duyamıyordum. Korna savunması oldukça güçlü. Kendi karargahımızda da olsun bence. Neden? Bize ses gerekmiyor ki. Bizde gece ninjasına karşı bir sürü şey var değil mi? Çocuklar, araçlarımızla kaleyi durdurmaya çalışalım. Olabilir. Ya da daha çok gürültü çıkarıp onu durdurabiliriz. Ama baykuş kız, onunki gürültülü diye aynısı olması gerekmez ki. Kedi arabasına! Kalemin harika olduğunu ne zaman söyleyeceksiniz pijama askeriler? Hadi söyleyin. Asla. Otobüsleri de geri götüreceğiz. Hey kedi çocuk, kuyruğumla çarpıp bütün otobüsleri aşağı devireceğim. İyi fikir kertenkele. Ben de hasar almamalarını sağlarım. Eyvah! Yapışkan yıldızlar mı geliyor yoksa? Yapışkan yıldız, yapışkan yıldız. İşte şu sesi dinle gece ninjası. Bu kedi miyavlaması. İşte kuyruk geliyor. Benim kalem ninja gibi sağlamdır. Bakın kedi bize ne getirmiş. Yapma seni deli kedi. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun, çakılacaksın. Tabii numara değilse ki numara bu. Baykuş kız. Merak etme, iyiyim. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçününkünü de almalıyım. Hayır, sesimi kaybediyorum. Bizim de sesimizi çalıyor. Yani Damiani Romeo herkesin sesini alıyor mu? O muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla durduramayız. Hepsi de kertenkelenin fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz biri. R-O-M-E-O Romeo. Ne dedin sen? Kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi. Suçu da pijama maskelilere atabilirim. Düşündüğünden de daha iyiymişim. Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Sen ne sen? Şaheserimi parlatın hemen. Geri kalanınızda diğer resimleri müzenin içine saklayın. Ne kadar harika. Ne muhteşem şey. Ne kadar muhteşem bir heykel olmuş. Gelmiş geçmiş en iyi sanatçı benim. Bu benim düşündüğüm şey mi? Gece ninjasının devasa bir heykeli bu. Hadi gelin daha yakından bakalım. Kertenkele mobil kamuflajı. Muhteşem. Hayır, bu korkunç. Hemen aşağı inin. Tüylü şimşek heykelini yanlışlıkla kırdığınız gibi şaheserimi de kırmanızı istemiyorum sizin. Demek ki heykelin kazara kırılmış baykuş kız. Şaheserimi ne akla boyarsınız siz? Gidin hemen temizleyin onu, çabuk. Şimdi sanat eserlerinin hepsini müzeye sakladınız mı? Güzel.
hepsinden yakında kurtulacağım. Demek planı buymuş. Geriye sadece kendi heykeli kalsın diye bütün sanat eserlerini saklıyor. Ben engel olursam yaparız. Benim heykelimi yaptığından sonra 12'ni parçalarsam ödeşmiş olacağım ancak. Bekle baykuş kız. Senin heykelini bilerek kırmamış ki. Kazara kırılmış. Yakalayın ninja lilalarım. Baykuş kız, neden yaptın bunu? Bilerek yapmadım ama çok iyi oldu. O da bana aynını yapmıştı çünkü. Olamaz! Olamaz! Benim güzel heykelim, sanat eserim. Kırıldı, parçalandı. Siz varsınız. Hemen saklanmamız gerek. Çocuklar, beni bekleyin. Uçamıyorum, hızlı da koşamıyorum. Kertenkele, dikkat et. Süper kedi hızı. Tamam kertenkele, plan şu. Baykuş kızla ben Romeo'nun dikkatini dağıtırken sen de makinesini alacaksın. Ne? Ama ben uçamam, zıplayamam. Ya uçabilseydim? Belki de uçmayı öğrenip merkezi kurtarabilirim. Geliyorum. Kalkışa hazırlanın. Kertenkele, ne yapıyorsun? Ha? Demek uçmak istemiştin ha? Dur, sana yardım edeyim. Ha? Ha, ıskaladın, kanatlarımı tutturdun. Vay canına, uçabiliyorum. Ama istediğim yönde uçamıyorum. Çocuklar, yardım edin. Hadi baykuş kız. Ben kertenkele. Geliyorum. Sağ ol baykuş kız. Ne demek? Ama illa uçmana gerek yoktu ki. Neden kamuflajını kullanmadın? Kamuflaj mı? Emin misin? Bir problemi çözmenin mutlaka başka yolları... Ay ne oluyor? Şimdi yakaladım seni gidi tüy kafa. Aşağı inebilirim. Yetişemiyorum. Yer çekimine karşı gelmek için uçmayı denesene. Gücüm kontrol etmeye yetmiyor. Gücüm askerlerin biri gitti. Şimdi geriye sadece ikisi kaldı. Romeo'yu yenip baykuş kızı kurtarmalıyız. Ben peşinden giderim. Sen de baykuş kızı kurtar. Süper sıçrayan kedi. Güçlerim yetmiyor ki. Hayır. Sakar parmaklar. Harika. Ne? Yapışkan gücüme de neler oluyor böyle? Eyvah. Kertenkeleye iyi mi bakmak için yatmıştım. Çocuklar, ne oluyor? Bilmiyorum. Artık direğe yapışıp duramıyorum. Tabii duramazsın. Benim sayende artık sakar parmakların var. Demek bu bir sakarlık ışınıymış. Ama bu başka. Bu yapılmış en harika sakarlık ışını. Hayır, kertenkeleye bunu yapmış. Evet, ve sana da yaptığını kabullenemiyorsun. Arabadan çıkmamızın sebebi seni sakarca kullanmandı. Sakar mı? Ben mi? İmkansız. Şimdi o ışını zarif kedi hareketlerimle durduracağım. Süper kedi hızı. Hayır kedi çocuk, dur. Belki ışın ona gelmemiştir. Süper kedi. Baykuş kızı ışından korumamız gerekiyor. Aramızda etkilenmeyen sadece o kaldı. Benim dışımda. Hadi gidelim. Şimdi ışını bu tabelaya yansıtacağım. Sakar parmaklar. Dur yardım edeyim. Ben sakar olmadığım için sorun olmaz. Herkes iyi mi? Evet. Ne? Hayır. Artık sen de sakarsın kuş beyinli. Işınım sayesinde en sakarları sen oldun ve artık asla düz yürüyemeyeceksin. Düz uçamıyorum ki. Duramıyorum.
Bu gerçekten büyük bir felaket. İkiniz de çok sakarsınız. Işının etkisi nasıl geçecek? Bu yapışkanlar sadece büyük değil. Yeni formülümle daha da esnek olacak. Ve bundan sonra daha kötü olacaklar. Yeterince kötü değil de ne demek? Daha iyi bir kötü fikrin var mı peki? Hiç sanmıyorum canım. Yapışkan toplar fırla! Siz diğerlerinin peşinden giderken ben de ilk topu durdururum. Ha, daha iyi bir fikrim var. Dur, en iyi kurtarışımı hatırlıyor musun? Geliyor, süper kedi zıplayışı. Ha? Önemli olan üç küçük topu değil, kocaman bir topu durdurmak çocuklar. Bu kesin rekor kitaplarına girecek. Dikkat et kedi çocuğu. Aa, olamaz kedi arabam. Daha yeni yıkamıştım. Bence berbat da ne demek. Size fikrinizi falan duymak istemiyorum. Kötü adam benim. Ve ben ne istersem onu yapacağız. Bu plan işe yaramamış olabilir. Ama sıradaki yarayacak. Sizin de işin bitmedi pijama askeriler. Süper kurtarışım işe yaramadı. Hadi bırak şimdi bu hareketleri kedi çocuk. Bu işi bitirmemiz gerekiyor. En iyi kahramanlık numaram için çok iyi bir fırsat o zaman. Dikkatli olun çocuklar. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama hiç iyi görünmüyor. Romeo, içeride olduğunu biliyoruz. Teslim olup bizi fazla yorma, olur mu? Kayıp eşya izlerini takip edersek bizi doğruca Romeo'ya götürür. Harika bir plan bu. Yani tüm planlarım öyle ama bu en harika olanı. Pijama askeriler yemi yutunca bütün dünya benim olacak. Ortaya çık Romeo. Harika, bir kaykay. Hey, bir raket daha buldum. Aa, hadi ya. Evet, evet. Oo, hadi ama. Artık şuna basacak mısınız siz ya? Romeo. Aa, merhaba. Sizi görmemiştim ben. Beni mi arıyordunuz yoksa? Bunu biliyorsun. Fırçalar, minderler ve toplarla ne yapacaksın söyler misin? Ne istersem onu yapacağım. Size ne? Öyle mi? Ne olur indir beni. O şeylerin hepsi sizi buraya getirmek içindi. Şimdi bu planım gerçek oldu. Ha? Vay kuş kız. Romeo gitmiş. Buradayım tüyakıllı. Havada uçuyorum. Süper kopyalayıcım sayesinde bütün güçlerinizi topladım. Ama yalnız sen değilsin. Baykuş kızın güçleri size de mi geçmiş? Ne? Kimse benim güçlerimi kullanamaz. Sadece ben. Umarım iniş takımım vardır Romeo. Çünkü inmek üzeresin. Otobüsü kaybettik. Belki kedi arabası onu yakalayabilecek kadar hızlıdır. Ya da baykuş planörüne binseydik yukarıdan istediğimiz gibi bakabilirdik. Kedi kulakları. Baykuş gözü. Sürüngenler aşkına. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Şehir meydanına doğru giden bir şey görüyorum. Peşinden gidebilirim. Dur, kertenkele. Baykuş kız, kertenkeleyle git. Süper hızımla ben size sonra yetişirim.
kamuflajlı kertenkele arabası. Gece ninjası. Hey! Bu en küçük pijama askeli. Okul otobüsünü çalamazsın gece ninjası. Yoksa herkes okula nasıl gidecek? Bana ne ki? Siz pijama askeriler devamlı beni hızlı araçlarınızda yakalıyorsunuz. Ama artık benim de arabam var. Ve bu dünyanın en hızlı, havalı ve güçlü arabası olacak. Asla kertenkele mobil kadar güçlü olamaz. Senin iğrenç yeşil külüstür arabandan daha iyi olacak tabii ki. Bu imkansız. Duvarlara böyle yapışabiliyor mu? Kamuflaj kapalı. Belki hayır. Ama duvarlara yapışmak önemli değil. Yapışkanlı ninja yıldızın olsun yeter. Oh, zavallı ninja. Ninjalinolar, kötü gülüşü ben yapacağım. Bak sürüngen, zavallı kertenkele mobilin beni durduramıyor bile. Kertenkele, sen iyi misin? Neden böyle tek başına gittin ki? Başın derde girerse sana göz kulak olamayız. Artık beni korumayın. Ben tek başıma da büyük ve güçlüyüm. Sürün. Tuzaklarımı denediğin için sağ ol kertenkele. İyi geceler pijama zavallılar. Sen iyi misin kertenkele? İyiyim ama içeri girersek çok daha iyi olacağız. Kertenkele, Romeo'yu duydun. Bütün müzede tuzak varmış. Belki içeri girmememiz gerekiyordur. Ama çocuklar, onu durdurmamızın tek yolu bu. Ya içeri girmek yerine Romeo'yu dışarı çıkartabilirsek nasıl olur? Harika bir fikir baykuş kız ve aklıma da bir şey geldi. Merhaba, ben robot. Merhaba robot, benim adım... Aa, bu sesi biliyorum ben. Bu dondurma arabası. En sevdiğim şey. Umarım antep fıstıklısından vardır orada. Romeo geliyor. Fırsat bu fırsat. Yakaladım seni Romeo. Numara mıydı? Aa, dondurma yiyecektim ama ben. Siz görürsünüz pijama askeriler. Süper yapışkan kertenkele. Kertenkele. Siz hiç akıllanmıyorsunuz. Hemen buraya gel Romeo. Ne? Ha, kandırdım. Yeniden. Ha? Aa, kertenkele dikkat. Sürüngenler aşkına. Bu korkunç kokun da ne? Bu kokuşmuş beyni Romeo'yu dışarı çıkartabilir. Umarım çıkartır. Çünkü ben bile zorda yanıyorum. Bu çok kötü hava. Romeo dışarıda. Kertenkele bekle. Şimdi yakaladım seni Romeo. Ne? Hiç sanmıyorum kertenkele. Hava durumu bu gece. Kokuluymuş. Aa, süper kokuşmuş spreyimi. Kertenkele sen iyi misin? Ve şimdi de süper koku geliyor. Bir sorunu çözmenin birçok yolu vardır. Romeo'yu kovalamak işe yaramıyor. Evet, doğru. Romeo'yu dışarıda tutabilirsek kötülük kutusunu bitirmesini de engellemiş oluruz, öyle değil mi? Çok yazık oldu. Çok geç kokuşmuşlar. Sonunda kötülük kutumu bitirdim. Tada! Eyvah! Ha 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 ha!
Hepsi bunun için miydi yani? Galiba çok da kötü değilmiş. En iyi kısmını atladı. Ha! Evet. Bakın. Şehre ne oluyor böyle? Yani Romeo şehrine mi demek istedin? Ne tuhaf bir duvar olmuş. İçeriden de bir ses geliyor. Hadi gidip bakalım. Kedi arabam. Sen ne yapıyorsun Romeo? Süper arabalarımızı nasıl çaldın söyler misin? Kolay oldu. Muhteşem elektro mıknatısımla tabii ki. Normal arabaları çekerken sizlerinkileri de almışım yanlışlıkla. Arabalarımızı öylece alamazsın. Aa, işe yaramaz bisikletlerinize mi kaldınız? Ne? Kim? Ben mi? Vah. Bak Romeo. Arabaları öylece çalamazsın. Özellikle de süper arabalarımızı hiç alamazsın. Üçüne birden neden ihtiyacın var ki? İhtiyacım yok. Deneyip hangisi en iyisiyse onu alacağım. Diğerlerini de geri alabilirsiniz. Mıknatısımı ezdikten sonra tabii. Ne? O piti piti Romeo'nun sepeti. Aha! Baykuş planıyorum. Durun, bisikletimizle yakalayamayız. Kedi arabamı aşağı indirebilirsem onunla gidebiliriz. Bakın. Mıknatısı kumandası bu galiba. Ama ne işe yaradıklarını bilmiyoruz. Ya arabalarımızı yanlışlıkla ezerse? Evet, bisikletle gidelim. Hadi uzaklaşıyor. Bu hızla Romeo'yu yakalayamayız. Tabii ki yakalarız. Yanına uçup aşağı indireceğim. Siz de bisikletinizle süper kedi hızında giderseniz eğer... Tamamdır. Baykuş planörünü süper güçlerimle geri alabilirim. Yaşasın! Ha? Kedi çocuk? Bu bisikletle tüy torbaları fırlatamıyorum maalesef. Gidip kedi arabasını geri alacağım. Ama planımız ne olacak?